Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda çocukların Allah ve dini konularla ilgili soruları nelerdir? Çocukların Allah, din, ahiret gibi konulara ilişkin sorduğu her soru ciddiye alınmalıdır. Bu gibi sorulara doğru, sağlam ama anlaşılır ve basit cevaplar verilmelidir. Evrende var olan düzen ve bu düzene dayalı delillerden faydalanılmalı. Çocukların kendi çevrelerinde bulunan nimetlerden örnekler verilmelidir. Birincisi, Allah niçin görünmüyor sorusuna, Allah çok büyüktür, onun gözleri de büyüktür, hepimizi görebilir. Biz ise ona göre çok küçüğüz, gözlerimiz de küçüktür, bunun için onu göremeyiz cevabı verilebilir. Çok küçük bir yavrumuz için anlayamayacak kadar küçük olan bir yavrumuza böyle cevap verebiliriz. İkincisi, Allah'ın evi var mı? Varsa nerede? Çocuklar böyle sorular sorarlar. Sorusuna karşılık şöyle cevap verilebilir. Her yer onun evidir. O her yerde gezer dolaşır. Herkesi görür, her şeyi işitir ama bizim gözlerimiz çok küçük olduğu için onu, onun evini ve nerede olduğunu göremeyiz. Çocukların üçüncü bir sorusu ise, Allah herkesi döver mi? Bu soruya ise, Allah çok merhametlidir. Kimseyi dövmez. O herkesi sever. Doğru ve faydalı işler yapanlara yardım eder. Yalnızca çok kötü işler yapanları cezalandırır cevabı verilebilir. Dördüncü çocukların sorabileceği soru, Allah neden annemi veya babamı öldürüyor? Çocuklara ölüm gerçeğini anlatmak için de şöyle bir yol izlenebilir. Allah insanları yaratır, dünyaya gönderir, her gönderdiği insana da bir ömür biçer. Ancak bu ömrün ne kadar süreceğini kullarına söylemez. Verdiği ömür bitince de alıp ahirete götürür. Ahirete giden anne baba Allah'ın sevgisi altında rahat etmektedir. Senin de ömrün bitince Allah seni de ahirete götürüp anne ve babanla buluşturur. Yalnız Allah'ın dediğini yaparsan iyi kul olursun. İyi kul ise ahirette, cennette anne ve babasıyla daima olarak birlikte olur, güzelce yaşar denebilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.